Az sayıda da olsa Beşiktaş taraftarının coşkusu büyük. İnönü Stadı'nda. İki takım da moralli ve maç başlıyor. İki takıma da başarılar. İlhan Mansız hareketli, Ümit ceza alanı dışarı, Ahmet Yıldırım şimdi. Tekrar Ahmet ceza alanı içinde, orta hazırlığı yaptı, gol pozisyonu, karambol. İlhan Mansız bu arada yardımcı hakemin uyarısı offside. Ahmet Yıldırım, Okan'ın yanından pası, İlhan Mansız, Ümit kontrolünde. İlhan, Panku'ya doğru, tekrar İlhan'a, offside. İlhan Mansız, yardımcı hakem bayrağı havada. Veysel'e doğru. Veysel, Yasin araya girdi. Tayfur. Deniz, Ahmet Dursun mücadelesi. Ahmet Dursun'da kaldı top. Beşiktaş'ın hata. Ahmet Dursun. İlhan. İlhan'dan pas. Maldara Şanu. Orta, korner. Ümit'e çarpıyor top. Siyah beyazlar köşe vuruşu kullanacak. 20 dakika geride kaldı İstanbul'da. Malatya Spor, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'dan sonra son yarı finalist belli olacak. Bu arada Gökhan'la İlhan Mansız arasında gerginlik. İsmet Arzuman hemen o noktaya yöneldi. İsmet Arzuman sanıyorum Gökhan ve İlhan Mansız'ı çağırıyor yanına. Biraz önce topu vermeme konusunda. Evet, işte şu tip gerginlikler olmasa da maçın güzelliği bozulmasa, yani hakikaten sahada, sahada futbol var. Thomas'tan seken top Panku. Panku'nun pası İlhan. İlhan ceza alanında şut, kaleci Gökhan. Maçın en net fırsatı. Çok, dakika 25. Çok güzel vurdu, çok güzel kurtardı. Mükemmel iki hareket. İlhan Mansız vuruyor. Gökhan uzanıyor ve korner. Gençler Birliği savunması ilk kez bu kadar açık verdi. İşte Deniz'in kontrol edemediği top. Tabii şu aralar yalnız Beşiktaş biraz daha ağırlık koydu oyuna. Ahmet Yıldırım kullanıyor köşe vuruşunu. Ronaldo yükselecek. Veysel savunmasına yardımcı. Ahmet Aslan. Yula Tolga mücadelesi. Yula süratli. Yula sıralısa tehlikeli olabilir. Yula ayakta kalan o. Bir anda yine 4 oyuncu ile geldi Gençler Birliği. Yula uzak noktada 3 oyuncu pas bekliyor. Yula savunmadan sekti. Philip Deems, Ahmet Aslan vurdu ve gol. Ahmet Aslan ve gol. Maçın 26. dakikası. Beşiktaş 0, Gençler Birliği 1. Gol Ahmet Aslan. Çok güzel bir kontratak yaptılar. Yani bu... Şimdi tabii belki televizyonda tam görünmüyor. Biz tabii burada sağdan takip ediyoruz. Geriden 6 oyuncu Depay'dan geldi. Tabii ki pas verecek oyuncunun alternatifi yükseliyor bu durumda. Yula zamanında çıkaramadı. Pozisyon bozulmuştu da yani zordan sonra gol oldu. Ve çok da akıllı bir plase yaptı. Kordoba uzanamıyor. Yaklaşık 45-50 dolayında Gençler Birliği seyircisi İnönü Stadı'nda seviniyor. Golün gelişimini izliyoruz. Deems bekletmeden Ahmet Aslan'a ve Ahmet Aslan'ın golü böyle geldi. Ahmet Aslan, onun pası tehlikeli olabilir. Cordoba kalesinden çıktı. Son anda Cordoba'nın müdahalesi. Korner. Açıyı daraltmak için çıktı. Deems'le karşı karşıya. Deems vuruyor Cordoba. Orta, Deniz çeviriyor, gol pozisyonu ve top ağlarda. Ensaka, Ensaka dokunuyor 2-0. 35. dakika. Ensaka görüntüde, Beşiktaş 0, Gençler Birliği 2. Biraz sonra tekrar izleyeceğiz. Gençler Birliği'nin ikinci golünü, işte çok az sayıda Gençler Birliği taraftarı var. Deniz böyle çeviriyor. Veysel ve Esaka, son dokunan Esaka.
Ronaldo. İlamansız. Şimdi Yasin. Ahmet Dursun. Tekrar Ahmet. Ahmet Dursun deniz mücadelesi. Ronaldo. Ahmet Veysel mücadelesi. Oyun devam ediyor. Veysel yerde faul. Sinan Engin ve Lucescu yardımcı hakemin üzerine gidiyor şu anda. Dördüncü hakem Musa Er Yılmaz da geldi. Az önceki bu ilk pozisyonda Beşiktaşlılar faul bekledi. Ve bir sarı kart daha Ahmet Yıldırım. Şimdi Beşiktaş atakta. Pas ceza alanında İlhan Mansız. El Saka mücadelesinde İlhan yerde. Oyun devam ediyor. Beraber izledik. Evet. Genel şimdi, anlamda baktığınız zaman. Şimdi gerçekten çok tempolu, çok güzel bir ilk yarı izledik. Bu arada çok özür diliyorum. Evet. Vista Krakow-Lazio mücadelesinde de Lazio 2-1 kazandı. Evet, Beşiktaş'ın rakibi. Bir kez daha belirtelim. İlk yarıda sürekli ilettik sevgili seyircilerimize. Lazio Beşiktaş'ın UEFA Kupası çeyrek finalindeki rakibi oldu. Evet. Bunu da belirtelim. Evet. Biliyoruz sizi. Tabii Gençler Birliği iki takım da birbirlerine çok iyi pres yaptılar. Beşiktaş aslında rakibinin gücünü bilerekten kendi sahasında oynamasına rağmen böyle risk alan bir anlayışı yoktu. Gençler Birliği'nin en büyük özelliği geniş alana çok oyuncuyla girmesi ama bu ortamı vermek istemiyordu. Ancak Gençler Birliği kalesine gelen duran topları bir taktik plan olarak düşünmüş. O topları kesildikten sonra 6-7 kişiyle birlikte inanılmaz bir süratle karşı alandaki genişliğe doğru girişimler yaptılar. Ve İsmet Arzuman ikinci yarıyı başlatma hazırlığında ikinci yarı başladı. Deniz ilk yarıda olduğu gibi Beşiktaş seyircisi yine ikinci yarıya müthiş bir destekle başlıyor. Gökhan. Kandor da kullandı. Topuk pası ceza alanı İlhan Mansız vuruyor ve gol. İlhan Mansız ve gol. Müthiş bir pas Pantu'dan. İlhan Mansız pas bire iniyor. Dakika 46. Hmm. 23 saniye oldu. İkinci yarı başladı. Ve Beşiktaş İlhan Mansız'la umutlanıyor. Beşiktaş 1, Gençler Birliği 2. Şimdi maç müthiş bir havaya girecek. Zorluk derecesi, heyecanı, kalitesi, her şeyi artacak. Az önce belirttiğiniz çok da güzel bir gol attı. Bayağı erken geldi. Yani İlhan çok güzel gol attı. Bu arada Panko'nun pası da oldukça etkiliydi. Deniz. Yula. Ahmet Yıldırım'la mücadelesi Yula'nın. Yula faul yapıyor. Bu arada Yula ile Ahmet Yıldırım arasında gerginlik. Diğer oyuncular da o bölgeye doğru geliyor. Tansiyon yükseliyor. İlk yarıda da buna benzer sahneler yaşanmıştı. Türkiye Kupası'nda müthiş bir çeyrek final mücadelesi izliyoruz. Ahmet Yıldırım. Kaan Dobra'dan önce Deems. Atak sürme eliminde Tayfur. Faul kararı Gençler Birliği lehine. Sinan Engin görüntüde ve Feyyaz Uçar. Komas. Yula. El Saka müdahale etti. Ümit istediği gibi uzaklaştıramıyor. İlhan Mansız atak sürüyor. Serdar şimdi sıyrıldı. Ceza alanında Serdar şut ve top dışarıda. Çok net bir fırsat. 50. dakikada Serdar. Yula topu kaybetti. Kaan Dobra. Kaan Dobra'nın pası. Ahmet Dursun ceza alanında. Çaprazda gol pozisyonu. Şut kaleci Gökhan'da kaldı. Evet oyuncu değişikliği siyah beyazlarda. Musa Er Yılmaz'ın yanında Pascal Numa.
Sakatlık mı var? Oyuncu değiştiriyor. Ben anlayamadım ya. Evet, Ahmet Dursun çıkıyor. Ve Pascal Nouma oyuna giriyor. 58. dakika. Hayır, bütün üçüncü değişiklik hakkını bu kadar erken kullanması yanlış mı Keskun'un? Yani uzatma dakikaları olabilir. Her şey olabilir yani, bir sakatlık olur, böyle bir tempolu maç, daha 57. dakika. İlhan Mansız çevirdi, offside yok ve Pascal Nouma. Gökhan da karşı karşıya, Pascal Nouma gol pozisyonu. Vurdu Gökhan, son anda müthiş bir pozisyon. Gökhan gole izin vermiyor. Gençler Birliği'nin karşı atak şansı Yula. Veysel ceza alanında. Ahmet Aslan pas bekliyor. Veysel şimdi topu aldı. Duvar pası. Yula ortaya çevirdi. Ronaldo. Ahmet Yıldırım Yula'ya baskı yapıyor. Topa müdahale edildi hakem. Ve bir an atak şansı doğdu. 4'e 2 yakalandı bir anda Gençler Birliği savunması. Pankul pas hızlı yetişti. İlhan Mansız, Nouma, Yasin üçlüsü pas bekliyor. Orta. Pascal Nouma. Ve topu dışarı attı. Müthiş bir pozisyon daha. İşte pozisyon. Uygun durumda Asfaklav. Tam çağdaş futbolu izliyoruz. İşte Pascal Nouma'nın az önce Beşiktaş adına beraberlik şansıydı. Değerlendiremediği pozisyon. Gökhan'ın kurtarışı. Tekrar izledik. Veysel'de kaldı top. Ahmet Aslan. Yula'yı düşünüyor Ronaldo. Yasin. Serdar. Nouma çevirdi. İlhan koşuyor. Elsaka koşuyor. İlhan bırakmıyor. İlhan şimdi ceza alanı. Gol pozisyonu. Şut ve gol. İlhan Mansız hatayı affetmiyor. 2-2. Maçın 79. dakikası. Beşiktaş 2, Gençler Birliği 2. Evet. Çok güzel bir gol attı İlhan yani. Topu kapışı, girişi. Eşitlik var sevgili seyirciler. 2-0 yenik durumdan eşitliği yakalıyor siyah beyazlar İlhan'la. Değil mi? Şahane bir gol attı yani. Bak, ama topu alıyor. Elsaka ile mücadelesi. Topu kaybediyor Elsaka. İşte İlhan Mansız. Gökhan'ın uzanamayacağı noktaya gönderiyor. Ve maçta eşitlik var. Yalnız biraz iterek almış. Gençler Birliği'nin hatası şimdi. Okan. Thomas. Topuk pası Okan'a. Okan sıyrıldı. Tekrar Thomas. 3-4 oyuncu var Gençler Birliği'nden uzak noktaya. Ahmet Aslan, Thomas da onu. Atak sürüyor. Deems şimdi. Geriye doğru. Yula. Ceza alanı. Ahmet Aslan. Zago. Gol pozisyonu ve gol. Topu alana gitti. Gençler Birliği 3-2 önde. Müthiş bir maç. Ve Veysel. 80. dakika. Ne maç. Yani inanılmaz bir maç. Unutulmayacak maçlardan biri. Beşiktaş'ın gol sevinci sadece 1 dakika sürüyor. Ceza alanında böylesine kısa mesafeli pas yapabilecek evet. Şansı buluyor Gençler Birliği evet, oyuncuları evet. Ve Veysel affetmiyor. Orada Ahmet Hasan'ın çok ince, bak şimdi şurada çok ince bir hareketi var, alttan geçiriyor. Orada Zago da kendisini iterken ayak ucuyla. Veysel'e topu göndermesi evet. De işte pozisyon, kale arkası kameramızdan izliyoruz. Gençler Birliği yeniden önde. Zago kullandı, Tayfur çevirdi. Ümit bırakmıyor. Şimdi ani atak şansı Veysel. Yula pas bekliyor Veysel. Yula'ya atmadı, ilk anda faul. Ahmet'i atacak. Ve bu arada Ahmet Yıldırım sarı kartı var. Evet. İkinci sarı kart. Kırmızı kart Ahmet Yıldırım'a. Ahmet Yıldırım Trabzonspor maçında cezalı duruma düşüyor. On kişi Beşiktaş. Dakika 83. Veysel çevirdi.
Numan. Beşiktaş 10 kişi son 2 dakikadan bu yana. Ahmet Yıldırım kırmızı kart gördü az önce. Okan. Ahmet Hasan son derece sert bir müdahale. Bu arada yine oyun alanında tansiyon yükseliyor. Yine gerginlik çıkıyor. İsmet Arzuman biraz geride kaldı. Bu kez o bölgenin içine girmedi. Yardımcı hakemini de çağırıyor. Yardımcı hakem de şimdi o bölgeye gidiyor. Tansiyon oldukça yüksek. İşte Nauma gene orada vurdu. Yani hiç ne lüzum var şu güzel maçın içinde. Evet, yardımcı hakemler de o noktada. Pascal Numa ile Ahmet Aslan arasındaki mücadeleyi izliyoruz sevgili seyirciler. Son derece sert bir müdahale Pascal Numa'dan. Bu arada bir önceki pozisyon Thomas'ın pas verdikten sonra Yasin'le mücadelesi. Bakalım bu pozisyonlar sonrasında karar ne olacak? Eli cebine gidiyor İsmet Arzuman'ın. Thomas'ı yanına çağırdı. Sarı kart. Ve evet, Thomas sarı kartı vardı. Gençler Birliği de 10 kişi kalıyor sevgili seyirciler. Ve evet, Pascal Numa 9 kişi kalıyor Beşiktaş. Pascal Numa da kırmızı kart. Tam 3 kırmızı kart. Beşiktaş 9, Gençler Birliği 10 kişi kalıyor. 87. dakika. Evet, Pascal Numa oyundan çıkacak şimdi. Thomas da Gençler Birliği takımında. Maçın sonları yaklaşıyor. İşte sevgili seyirciler, bu Pascal Numa'nın Ahmet Aslan'a yaptığı müdahale. Bir öncesinde de, bir önceki pozisyonda da Thomas'ın Yalçın'a yaptığı bir müdahale. Bu Pascal Numa'nın Beşiktaş'a çok büyük zararı var Yalçın. Yani bunu artık liderinin dur demesi lazım. Yani böyle gireceksin kabadayı gibi. Yani bunlara ne gerek var yani? Serkan. Numa ve Thomas soyunma odasına doğru birlikte yöneldi. Sadece Yasin. O da rakip bir alanın ortasında kaldı. Orta geliyor, ceza alanı Gökhan'ı. Aşam toplu, hayır. Son anda Gökhan'ın müdahalesi. Pankul. Bir faul daha. Evet, işaret geliyor. Pankul orta. Barajdan dönen top. Atak sürecek. Kaan Dobra çevirdi. Zago offside. Offside bayrağı kalktı. Bu arada Ronaldo ile de Veysel arasında bu kez de. Evet, oyuncu değişikliğine şimdi izin veriyor hakem. Gençler Birliği'nde Yula çıkıyor Nihat oyunda. Dakika 90. Veysel aslında ilk yarıda iyi değildi Gençler Birliği. Yani ligin ilk yarısında uzun süre Veysel forma girdi. Bu arada oynanmamış kabul edilen süre 5 dakika sevgili seyirciler. Ve o süreye başlamış durumda İnönü stadında. Yasin. Panku, Serdar, Kaan Dobra, Zago savunmanın arkasına sarktı. Sol kanatta büyük boşluk, oraya doğru. İlamansız şut pozisyonu, şut! İlamansız gol, 3-3. Nefis bir gol, nefis. Müthiş maç ve müthiş maça yakışan bir gol atıyor. İlamansız hat-trick yapıyor. Beşiktaş 3, Gençler Birliği 3. Harika bir gol attı yani Yalçın. Son yılların en unutulmaz maçlarından birine sahne oluyor İnönü Stadı. Beşiktaş 3, Gençler Birliği 3. Beşiktaş 9 kişi mücadele ettiği karşılaşmada. İşte İlhan'ın bu golüyle belki de maçı uzatma dakikalarına, belki de yarı final umutlarını uzatma dakikalarına götürecek. Beşiktaş'ın 3. golü. 26 numaralı Okan.
Veysel. Veysel dönmek istiyor, olmadı. Ve 90 dakika tamamlanıyor. 4-4'lük maç, 3-3. 3-3. Şimdi 5 dakika boyunca oyuncular dinlenecek. Sonra uzatma dakikalarına geçirecek karşılaşmada. Evet sevgili seyirciler, gerçekten nefesleri kesen bir maç. Ve Sinan Engin çok heyecanlı. Evet Sayın Engin, neler söyleyeceksiniz? Valla çok güzel maç oluyor, güzel maç oluyor ama işi bitirmemiz gerekiyordu. İki tane Pascal'ın pozisyonu var, onlar olsaydı şu an bitmişti maç. Güzel maç oluyor ama dediğim gibi kırmızı kartlar bizim için problem oluyor. İnşallah hak eden kazanacak, iyi oluyor. Yalnız hakemden memnun değilim. Peki 3 oyuncu değişikliği yaptınız, bu sizin için bir şanssızlık, ne dersiniz? Yasin yanılmıyorsam sakat sakat oynuyor. Yok öyle bir problem yok. Herkes yoruldu, herkes aynı problem yok. Şanssızlık değil, 3 oyuncu maçı kurtardı. Başarılar. Bir maç, 3-3'lük beraberlik. Maçı tebrik ediyorum, bizim takımı da tebrik ediyorum. Hakikaten kazansın artık bunu. 3 oyuncu değişikliğini yaptı Rüçes Kupu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, hocamızın taktik anlayışı çok farklı. Yaptığı her şey doğru. Peki ne olacak? Hakikaten kazansın. Başarılar. Evet Yasin Çetin, tekrar seninle birlikteyiz. Ve uzatma dakikalarının ilk bölümü başlıyor. Gençler Birliği başladı. Nihat. Deniz. Dims. Zago. Tayfur'un müdahalesi. Şimdi savunmanın arkasına Kaan Dorda. Kaan Dorda ceza alanına doğru yöneldi. Pasını veriyor. İlhan Bansız açısından aldı. Gökhan çıktı. İlhan şut pozisyonunda. İlhan'ın pası Panku. Deniz son anda. Son anda Deniz ayak koydu topa. Atak devam ediyor. 96. dakika. Panku. Panku'nun pası Yasin gidemedi. Noktasına Ahmet Aslan var. Pas içeriye Ronaldo. Ronaldo bırakmadı. Yasin. Tayfur. Kaan Dorma ve Beşiktaş atar şimdi de. Kaan Dorma gidiyor. Sonunda İlhan Bansız. Onu attı. İlhan sokuluyor. Dorma'nın sürü. Vuruyor ve top dışarıda. İlhan atamıyor. Vay 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 vay. Hem de ne vay. Müthiş bir maç ve İlhan Bansız. Ben Türkiye liglerinde bugüne kadar böyle bir maç seyretmedim. Nihat. Az önceki pozisyon yine maçın en kritik anlarından biri. Esaka, Dim sol kanatta kendini unutturdu. Ona doğru Zago. Uzatma bölümünün ilk devresi bitti. 3-3. Korkunç bir maç oluyor. Korkunç bir maç oluyor. Gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi Türk futbolu adına gurur dolu bir gece. Tabii. Yani o en önemli şey o şu anda. Yani bu iki takımın mücadelesi. Ben söylüyorum, ben yani bugüne kadar Türkiye'de böyle bir maç izlemedim. Bu tempoda, bu şeyde. Sofun yanına geldiler. Tutmak ama. İsmet Arzuman. Ve onun işareti. Beşiktaş başladı. Nihat yükseldi Serdar'la. Serkan. Ronaldo'nun müdahalesi. Yasin. Ümit. Nihat. Mustafa Yürsel. Mustafa'nın pası Embayo. Karşısında Ronaldo. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu ve gol. Gençler Birliği de Veysel. Ve Gençler Birliği böylece yarı finalde. Gençler Birliği yarı finalde Veysel. Alkışlar var şu anda İnönü Stadı'nda. Beşiktaş seyircisi iki takımın alkışlıyor. Müthiş maç bitiyor. Kafa golü. Veysel'le altın gol. Gençler Birliği 4, Beşiktaş 3 ve Gençler Birliği Beşiktaş'ı Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin dışında bırakıyor. Gençler Birliği Türkiye Kupası'nın adını yarı finale yazdırıyor. Ben evvela teşekkür ediyorum. Ancak çok üzüntümü ifade etmek istiyorum. İstanbul gibi bir büyük şehrimizde, başkentimizde, ikinci başkentimizde seyircinin şahsıma küfür etmesini ben icap duyuyorum. Bir Beşiktaş gibi böyle yüzüde yüzüncü yılını kutlayan bir takımın taraftarının benim şahsıma küfür etmesini
takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Kesinlikle. Umarız bir daha böyle şeyler yaşamayız. Ama bunu bütün Türkiye görsün ve bu hareketlerden mütevellit de bunlar utansınlar. Gençler Birliği sahada hakkıyla mücadele etti. Daha farklı kazanacağımız bir müsabakaydı. Ama kurayı geçti, turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ben sporcularımı kutluyorum. Skor 3-3 olduğu zaman ne hissettiniz? Skor 3-3 olduğu zaman çünkü atmosfer, taraftar desteği vardı Beşiktaş'ın. Mutlaka hem de küfürle desteği vardı. Ancak önemli olan Gençler Birliği, biz kazanmak için geldik. Kazanacağımızı biliyordum. Kazandığımız için de çok sevinçliyim.